sayesinde kavuştu. Efendim? Kimsiniz lan siz? Yani şimdi ağzımı bozmak istemiyorum da, yani gerçekten şeyini de çıkartmamak lazım. Yani daha dün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. altını çiziyorum, 86. yıl dönümü kutlandı dün. Dünya Kadın Hakları Günü hatta. 2013'te de kadın siyasetçiler vardı. 2013'ten önce de kadın siyasetçiler vardı. Sonra da vardı, olacak da. Ya bu maalesef artık çok garip bir yere doğru gitmeye başladı. Yani 2000 bilmem kaçtan önce şu yoktu, bu yoktu, o yoktu. Ya şuraya doğru gidecek. En son korkuyorum ki birisi çıkıp şey diyecek. 2000'den önce ekmek yoktu, ekmek insanlar ekmek yiyemezdi. Her ekmek 2000'den sonra hey. 2013'ten önce de vardı. Özlem Zengin Hanım. 1935'te meclise seçilen 17 kadın milletvekili. Aa! Aa! Nasıl yani? 2013'ten ön şey ama 2013'te gelmiş. Olamaz. Olamaz. Tansu Çiller. İlk kadın bakan 1971'de Türkan Akkol, ilk kadın başbakan 1993'te Tansu Çiller. Ya bence ben artık şöyle düşünüyorum. Bazı siyasetçiler, ya hatta cidden sadece siyasetçiler değil işte, siyasetçiler, bazı telefonlar falan, telefonlar mı? Televizyonlar, televizyon kanalları. Artık ya şeye bakmıyorlar. Biz ne konuşuyoruz? Biz ne diyoruz? Ne anlatıyoruz? Sadece şunu diyorlar. Biz bir şey diyelim ve reklam olalım. İyi bir şey mi diyoruz? Hiç umurumda değil. Kötü bir şey mi diyoruz? Hiç umurumda değil. Sadece bir şeyler söyleyelim. Tamam mı? Ve gündem olalım. İnsanlar bizi konuşsun. Bitti bu. Twitter'da trend olalım. Takipçimiz artsın. Acaba biz de mi böyle bir şey yapsak ya? Ne desem böyle çok iyi olurum. Olay. Penisim yok. Bence çalışır. Denenir. Bixi sen olayı anlamadın. Kadın neden 2013 dedi? Araştır. Neyi araştırayım oğlum? Kafayı mı yedin oğlum? Gerçekten arkadaşlar. Okuduğunuzu anlama probleminiz falan mı var? 2013'te ne oldu oğlum? Şimdi bak gerçekten açtırmayın benim ağzımı. Yani kadınlarla alakalı son 10 yılda bir şey olduysa kadın cinayetleri arttı. Kadın mıdır kız mıdır belli değil söylemleri arttı. Cinsiyetçilik arttı. Kadınlarla ilgili bir şey olduysa eğer bu son 10 yılda bunlar oldu. Okuyalım, hadi bakalım. Belki de şunlar yanlış, yalan yazmış. Yani kadın Ananı. meselesi bizim için. Dünya Kadınlar Günü özel hakkında konuk oldu. Dünya Kadın Hakları Günü'ne konuk oldu programına. Türkiye'de kadınlar siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı 1930'da AK Parti Grup Başkanı 80 yıldır bu hakkın 80 yıldır gasp edildiğini öne sürüp bunu hayata geçiren AK Parti'dir. Bunun öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Valla kimse bakmasın, kraldan çok kralcılık bu. Başka hiçbir şey değil. Yani bunu çok çok da gördük. 5 Aralık Türk adına seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle alakalı bir gündür. Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu hakkın oy verme anlamında kullanılması 2013 yılına kadar olmuştur. Oy verme ile ilgili olarak ancak 2013 yılında ilk defa 5 tane kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Başörtüsüzler kadın değil mi? Yani başörtüsüz olunca kadın hayır olmuyor mu? Ama başörtülü meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035'ten bahsettiniz.
35 neresi, 2015 neresi, siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyor isek, bunu hayata geçiren, hayır abi, gerçek manada kadınlar defalarca meclise girmiştir, bakan olmuştur, başbakan olmuştur. Başörtülü başörtüsüz ayrımı yapmak da saçmalıktır. Ama abi bundan önce başörtülü kadınlara da çok zorluklar çektirmişler. Evet, katılıyorum. Olaylar çıkmış. Kötü kötü şeyler olmuş. Lakin yaşamıyordum. Keşke yaşasaydım da bunlar hakkında konuşabilseydim. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Lakin geçtim oy verme ve işte oy alabilme hakkını. Bir kadın çıkıp da televizyonda özgürce konuşabiliyorsa, Arabistan'daki gibi ya da bizim coğrafyamızdaki bazı diğer ülkeler gibi arabaya binmesine, tek başına bile, işte tek başına arabaya binemezsin ha, yanında bir erkek olacak denilmiyorsa, bu Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir, onun devrimleri sayesindedir. Oturup ağlayabilirsiniz. Haydi bakalım. Görüşürüz. Haydi.